Merhaba, ben Ezgi Ünal İmer, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeyim. E, şu anda e, Aydın Karacasoy ilçesindeki e, Sırtlanini Mağarasını, Mağarası'nın girişinden konuşuyoruz. Üç kişiyiz, <laughs> Deniz, Oruç ve ben. E, mağaraya en az üç kişi girelim diye, güvenli olsun diye üç kişi geldik. Şimdi Sırtlanini Mağarası'nın öndeyiz. E, mağara zengini ülkemizin nadide bir mağarası, bir tane daha bu mağaralardan oldukça farklı spektrumda, farklı sayıda bilimsel çalışma yapılabiliyor. Bunlardan biri geçmiş iklim değişimini araştırmak, bir diğeri arkeolojik çalışmalar yapmak, bir diğeri paleontolojik yani fosil biliminin faydalandığı çalışmalar yapmak. Sonra jeomorfolojik çalışmalar yapılabiliyor bölgenin jeomorfolojik geçmişi hakkında. Bölgenin biyolojik, sismolojik geçmişi hakkında bilgiler edilebiliyor. Yani mağaralarımız çok kıymetli. Ama maalesef bu kıymeti ile yerine getiremiyoruz. Her gelişimizde her mağara ayrı bir tahribata uğruyor. Hem e, defineciler tarafından, hem de işte sarkıt dikitleri e, özel bir şey zannedip kırıp dökenler tarafından. E, ben burada bir Avrupa Birliği projesi kapsamında, Marie Curie projesi kapsamında bir çalışma yürütmekteyim. Ve bu e, proje kapsamında daha önce bakanlıklardan, ilgili bakanlıklardan izinleri alarak e, Mayıs yok, Haziran 2019'da ilk arazi, ilk girişimizi yaptık. Buradan e, yaklaşık 7 tane dikit örneği aldık. Dikitte içeride oluşmuş kalsiyum karbonat e, çökelimleri. Onlardan 7 tane toparladım. Bunlar tabi izinlerle oldu. Ve bu proje kapsamında yine aldığımız dikitlerin içlerini açtığımızda, kestirdiğimizde içeride oluşan bu kalsiyum karbonatın çökelim yaşları için Avustralya'da bir laba gönderdik aldığımız toz örneklerden matkapla delip toz örnek alıyoruz. Ve bu toz örnekleri gönderdiğimizde laboratuvardan ilk yaşlandırma uranyum toryum yaşlandırma tekniğiyle yaşlandırmış sonuçlarımızı elde ettik. Ve bu sonuçlara göre 3 tane örneğimiz Holosen yani insanların yaşadığı döneme denk geliyor ve bu mağarada bir arkeolojik mağara olduğu için bu bizim için çok önemli. Çünkü proje kapsamında amaç aslında büyük en büyük amaç bu insanların yaşadığı bu geçmiş iklim hakkında bilgi edin, edinmek. Yani o iklim bu insanların yaşayışlarını nasıl etkilemiş e, ya da bitki örtüsünü nasıl etkilemiş e, gibi yorumlar yapabilmek. Dolayısıyla bu ilk analiz sonuçlarına göre aldığımız 3 en az 3 örneğin Holosen yaşında gelmesi, jeolojik olarak Holosen yaşında gelmesi bizi ümitlendirdi. Dolayısıyla bu mağaraya ikinci kez gelme gerekliliği duydu, duyduk. Ve bunda da e, yine proje kapsamında daha önce projede belirtmiş olduğum gibi e, mağaranın güncel iklimi hakkında bilgi edinmek istedik. Güncel iklimi de bir takım ölçüm cihazlarıyla elde ediyoruz iklim bilgisini ve bu ölçüm cihazlarından yaş, nem ve sıcaklık bilgisi elde edeceğiz. Bu nem ve sıcaklık bilgisiyle de şu anki güncel iklim hakkında yorum yapabileceğiz. Bunlardan. Bu ölçüm cihazımız da bu. Çin malı. Fakat gayet iyi ölçüm cihazı alıyoruz diye duyduk. Burada daha önce doktora yapmış bir arkadaşımızın önerisiyle bunlardan aldık. Kendisi de Oruç Baykara. Bu mağarayı haritalandıranlardan biri hatta haritalayanlardan kendisi. Daha sonrasında bu ölçüm cihazlarımızı biraz önce koyduk. Bu ölçümü biz bir yıl boyunca alacağız ve bir yıl boyunca 16.000 adet data elde etmeyi düşünüyoruz. Data point elde etmeyi düşünüyoruz. Daha sonrasında aldığımız bu dikit yani kalsiyum karbonat örneklerinden biz bir takım jeokimyasal analizler de yapacağız. Bu jeokimyasal analizlerin içine izotop analizleri giriyor. Oksijen karbon izotop analizleri. Biz ona jeolojide duraylı izotop analizleri diyoruz. Daha sonrasında yine yine jeokimyasal iz element analizleri yapacağız. Ve bu iz element ve duraylı izotop analizlerinin sonuçlarına göre de bir takım yorumlarla biraz önce bahsettiğim gibi geçmiş iklim hakkında Bilgi edineceğiz ve yorumlamalar yapacağız ve dolayısıyla buradaki daha daha önce söylediğim gibi neolitik eski insanların yaşayış koşullarını e, elde edeceğiz umarım. Ama bu esnada tabii ki çevresel e, bitki örtüsü, çevresel e, bir takım değişimleri de iklim değişimi hakkında da yorum elde etmiş olacağız böylelikle. Dolayısıyla bu kalsiyum karbonatlar çok önemli İçeride oluşan kalsiyum karbonatlar. Bunların kayıtları, iklim kayıtları bizim için oldukça değerli. Ezgi Hocam'la birlikte girdik bugün. Nem, sıcaklık, ölçüm cihaz kayıtlarını koyduk. Benim buradan aldığım dikit örnekleri daha önce yaptığımız analizlerde iklim açısından çalışılabilecek bir mağara olduğunu ortaya koyuyor. Esas ağırlıkta olarak bu mağara vardı. Keloğlan mağarası vardı denizde. Alanya'da din mağarası vardı onları çalıştık. 9 Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, İzmir Mağara Derneği burada çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyor. Çevrede mağaracılık bilincini oluşturmaya çalışıyorlar. Mağaranın korunması için, mağaranın turizme açılmaması için e, bilgiler sunuyorlar. Neden açılmaması gerekti? Çünkü burası soluyan mağaralardan biri. E, yazın ve kışın içerideki oksijen miktarı değişiyor. <laughs> İçeride temiz hava yok. O yüzden giren mağaracıların veya işte turistik olan giren insanların dikkat etmesi gerekti. Hava çok temiz değil. Ondan sonra dediğimiz gibi arkeolojik unsurlar var. Bunların korunması lazım. Bunun için belki e, gelişmiş ülkelerde yapılan mağaracılık turizmi gibi normal mağaracıların girdiği gibi kask, tulum, baret çünkü yatay bir mağara herhangi bir e, dikey mağaracılık eğitimine gerek yok. Bunları giydirip turistlere belirli yollardan ayrılmayacak şekilde o mağaranın doğal hali gezdirilebilir bu şekilde daha fazla gelir et, elde etme imkanı var yerel halk için çünkü kullandıkları malzemeleri kiralıyorlar ve turistlerin bu şekilde bir mağara görmesi onları daha da heyecanlandırıyor İlk biz giriyormuşuz gibi bir hava oluyor genelde bunu kullananlar var yani böyle yapanlar var bu şekilde bir öneride bulunduk ama bilmiyorum nasıl olur onu tabii önayak olacak bunu gösterecek kişilerin kişiler lazım Tabii mağara çok kollu, ee, giriş ağzı da oldukça dar. Ama yaptığımız ön incelemelerde şunu fark ettik. Mağaranın çok derin kısımlarına yani hiç ışık almayan kısımlarında bile kemik parçaları bulduk. Hatta çanak çömlek parçaları da bayağı ilerlere doğru var. Büyük ihtimal bu mağaranın ağzı daha geniş olabilir bir alt katta. Giriş çünkü aşağıda öyle bir fay düzlemi var. Daha sonra yine hareketlerle veya e, sedimanların birikmesiyle ağzının dar olma ihtimali, sonradan daralmış olma ihtimali var. Bir de aşağıda yakın Afrodisyas, meşhur antik kenti var. Orayla bağlantılı olarak da arkeologlar buranın kullanıldığını söylüyorlar. O bakımdan çok önemli bir mağara, koruma altında zaten. Kültür birinci ve turizm, evet. Birinci derece arkeolojik sit altında, koruma altında. Ee, mağarada yaptığımız incelemelerde sırtlan dişleri çok fazla sırtlan deniyor zaten. Çünkü çok yakın zamana kadar sırtlanların kullandığı bir mağara olduğunu söylüyorlar zaten civar köylerden. Ondan sonra develerin atalarının kemiklerini bulduk. Sonra bizon dediğimiz e, dişler bulundu. Bunlar tabi Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümünde paleontoloji çalışan arkadaşların yorumları. Çok çeşitli hayvanların kemikleri var. Yırtıcı hayvanlar, avladıkları hayvanları diğer yırtıcılardan kaçırıp bu mağarada yemişler. Diş izlerinde, parçalama izlerinde görüyoruz. Ayrıca içeride çanak çömlek parçaları var. Onun da Afrodisyas'taki işte kazı arkeologların söylediğine göre ölü gömme açısından kullandıkları ama tabi bu Hastalıktan dolayı mı kaynaklanıyor o da bilmiyoruz. Onların çalışılması lazım kalsiyum karbonat likit örneği dışında içeriden su, mağara suyu ve dışarıdan da anakaya örneği aldık bu proje için. Bu yine anakayanın da bir takım izotop özelliklerine bakacağız, izotop sonuçlarına bakacağız, stronsiyum izotopu kullanacağız. Ve dolayısıyla bu mağaranın e, suyunun ana kayadan geçerken, süzülürken, yağmur suyunun süzülürken nasıl ana kayadan nasıl etkileştiğini öğreneceğiz ve onun hakkında yorum yapabileceğiz. Dolayısıyla e, tabii ki burada iz element yine analizlerde yine jeokimyasal e, ana kayadan aldığımız e, örnekten yine jeokimyasal ekstra analizler de yapacağız. İz element ve strontium olmak üzere. Su örneğinden de yine hidrojen ve oksijen izotop örneği şeyi... jeokimyasal analizi yapılacak, yapıldı. Onların sonuçları da gayet güzel. Ve bu suyun izotop pik özelliklerinde gene global ve Akdeniz genel su eğrileriyle karşılaştırıp bu Sırtlanin'in mağarasından aldığımız suyun damlayan damlayan suyun özellikleri hakkında bilgi edinmiş olacağız. Yine tamamen bilimsel çalışma. Yine paleo iklime geçiyor tabii konu.